hard. Soft demek yumuşak demek, hard demek sert ama sör demek. Bunu ona göre ayarlıyormuş. Ayarlasın, biz ayarlarız. Hiç sıkıntı değil. Şöyle çevire çevire yerine koyacağız. Evet. Hazırsak başlayalım. Evet, bugünkü videomuzun konusu amortisörleri değiştirmek. Niye? Niye biz amortisörleri özellikle şimdi değiştiriyoruz? Biz şu arka tarafı yaptığımız zaman, her videoda söylüyorum ama bunu da söyleyeyim. Şurada hiçbir yer kalmadı. Super Suspension'ları aldık ki biraz yükseğe doğru kaldırabilelim. Ki en azından çukurlara mukurlara girdiğimiz zaman yaptığımız yerlere bir zarar vermesin. Aldığımız malzeme evet Super Suspension. Yani spor amortisör ayarlanabilir. İstersek yumuşak istersek hard seviyeye getirebiliriz. Yani daha sert basacak şekilde. Onun dışında şuradan yine ayarlanabiliyor. Evet spor bir amortisör ama çok iyi mi? Değil. Evet, gündelik kullanmak için, şehir içerisinde kullanmak için, trafikte kullanmak için güzel. Ama yarış için hayır. Çok güzel değil. Fiyatı yaklaşık 1300-1400 dolar civarı ama sağlıklı değil. Bunun için yani yarış için benim aklımda çok daha farklı bir amortisör var. Bir arkadaş, YouTube'daki bir arkadaş önermişti bize. Bunu alırsanız daha sağlıklı. Ben de araştırdım evet. Güzel ama pahalı. Şimdilik beklemeden. Şunu söylemek istiyorum. Araba konusunda en basit değiştirilebilecek, en basit yapılabilecek işler mekanik işler. Niye? Civatalara bakıyor. Yani şimdi bunu örnek verecek olursak şurada bir tane civatası var. Üstte 3 tane civatası var. Eğer bunları sökebiliyorsak evet değiştirebiliriz. Ha değiştirdik mi yetiyor mu? Hayır yetmiyor. Daha sonrasında rod balansa gitmesi gerekiyor ki evet tam ayarında olsun. Bunlar söküldüğü zaman mutlaka balans ayarları, direksiyon ayarları bozulacaktır. O yüzden mutlaka ve mutlaka bu işlemler yapıldıktan sonra rod balansıya gitmek gerekiyor. Şimdi biz birazdan arkadan başlayacağız değiştirmeye. Yine göreceksiniz, Yusuf'la beraber yapacağız yine. Ufak ufak, ikişer üçer civata söküp tekrar yerlerine takacağız. Ondan sonra ayarlamalarına geçeceğiz. Yani demem o ki, yapmak istiyorsanız mekanik işler içerisinde en kolayı budur. Bundan 5-6 sene önce benim bir Ram vardı. Dodge Ram 1500. Hatta resimleri de şu anda görebiliyorsunuz. Bunu da normal bırakmadım. Bunu da sağını sonunu değiştirdim ama motoruna hiç karışmamıştım. Biraz daha yakışıklı dursun diye. Ben bu arabanın amortisörlerini ve arm kontrollerini değiştirmek için servise gittim. Servis benden 8600 dolar gibi para istedi. Bütün her şey içerisinde. İşçilik mişçilik. 8600 dolar. Şaka mısın? Ben bu malzemelerin hepsini, 4 amortisörlerini, alt takımlarının hepsini 2300-2400 dolar civarı almıştım ki orijinal parçalarını alıp kendim değiştirdim. Nerede değiştirdim? Sanayi vardı. Sanayinin bir parkına çektim. Anahtar takımlarıyla girdim ve kendim değiştirdim. Anahtar takımı dediğimize bakmayın, ayarlı bir takımdı. Anahtar yani birden 22'ye giden bir ayardı. Onlarla değiştirmiştim. Yapabilir miyim? Yapacağım dedim. Niye 8000 lira vereyim ki en fazla? Malzemelerle giderim, adamlara işçilik öderim diye düşündüm. Yaptım ve çok güzel de oldu. Yani ben onu yaklaşık olarak 250 bin kilometreye kadar kullandım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Yapabilir misiniz? Yaparsınız. Evet, biz başlıyoruz. Bu takus bence bir boka yaramaz. Yerine takacağız. Şurada istediğimiz ayara getirdik. Normal standart eski ölçüsüne göre ayarına getirdik. 22 santimdi. Şimdi ona göre yerlerini halledeceğiz. Bu eski parçasını yine de kullanacağım ben. Çünkü takos ne kadar iyiyse o kadar güzel olur. Evet şu. En güzel. Şöyle. Ama şu fazlalığı buradan kesmem lazım benim şimdi. Sizce zurna zırt der mi? Derler. Neredesin yeri? Şöyle, aynen. Bunu da böyle tam yere oturttuk mu? Oldu sana canavar, right? Yeah. Üst tarafına daha sonra bunun şeyi var. Soft'u nasıl ayarlıyorsa bu da varmış. Üst kapağı. Diğeri yay nerede? Yay burada. 4 santimdi o. 4 santim mi? Yeah. Ben bunu 5'e ayarlayayım ya. Okay. Ne kadar sertse yukarı basması o kadar güzel olur. 5'e ayarlayacağım. Evet. Şöyle baktık. Tam 5. Üst tarafına böyle bir sıkalım. Şu.
Artık buradan oynamaz. Bu da yine düşürdüm onu ben. Bu da şöyle. Şimdi diğer yayını bir sökeyim geleyim ben. Dost, bu kadar yeter mi? Şimdi Yusuf Bey. Şu cevabını çekeceğiz. Peki. Şunu. Elini göreyim mi? Ona göre bir cıvata bul. Bir de aynı cıvata yukarıda var. Onu da bul, onu da bir yap, halledelim. Okey. Bundan sonra buradan şu düştü mü bu yerinden çıkacaktır. Hadi bak. Bununla işimiz bitmiştir. Daha da olsa gelmem. Evet. Şu yayı da bir alalım bakayım. Arka sol tarafı bitirdik. Şimdi birazdan tekeri yerine takacağız. Ayarlarına bakacağız. Gerekirse biraz yükseltip alçaltacağız. Bu malzemenin bir yayını yükseltme yeri burası. Veya çevire çevire yayı sıkıştırıyoruz. Burası da aynı keza. İstersek böyle daraltabiliriz, düşürebiliriz. İstersek de yükseltebiliriz. Üst tarafımız güzel yerinde. Biraz daha yukarı çekebiliriz onu aslında Yusuf. Şu yayı tam içerisine sokabiliriz. Tamam, evet. Tekeri bir takalım. Kalırsak aslında daha iyi. Dur. Biraz katsak. Ya. Biraz daha kaldırmamız lazım. Ölçüsünü aldın mı? 4 santim 22 santim yaptık değil mi? Ya 22 santim 4 santim. Okey. O zaman ön tarafı yine 22'de bırakalım. 5,5 santime çıkaralım. Şu anda güzel. Evet, şimdi öbür tarafa bitirdik. İki teker arasındaki farkı gösterelim. Normalde orijinal jant üzerinde tam şu şekilde duruyor. Yani parmağınız içeri girmiyor. Neredeyse değdi diyecek. Bir ışık etsene tam net görüksün burası Yusuf. Telefonun ışığıyla. Bakarsanız hiçbir pay yok. Diğer tarafı biraz kaldırdık. Ki en azından kaldırdık ve aynı zamanda yayları da tam sert seviyeye getirdik. Ki en azından çukura mukura girerse hiçbir sıkıntı yaratmasın. Ve spor kullanım olsun. Virajlarda biraz daha arabayı tutsun. Burası da şu anda baktığımız zaman şu parmak bile rahatlıkla girebiliyor. Zaten çukura girdiği zaman yay yukarı doğru gittiği için bunun içerisine girmesi daha kolay olacak. Dolayısıyla sıkıntı yaratmayacak bize. Evet, şimdi diğer tarafı bitirip ondan sonra ayarına geçelim. Arkalar tamam. İki taraf birden tamam oldu. Yükseklikleri çok güzel. Güzel. Ama ben yukarıda kendime mola vermişken bizim canavar boş durmuyor. Ben şunu gevşettim bile. Neyi gevşettin? Okey. Onu gevşeteceksin. Hı hı. Şu aşağıdaki bir tane cıvata var sadece. Hem bir de yukarıdaki.
Onu gevşeteceksin bir de şurada. 1, 2, 3 tane. Şu var ya. Ha? Şunu bir çıkar, bir kenara alsan daha rahat çalışabilir. Şunu alamazsın yoksa. Ya da şu kenardan almak istiyorsan al. Sen bilirsin. Tamam. Yapabilirsin. Hadi bak. Şimdi sıradaki önler. Önleri biraz aşağıda tutmak istiyorum. Eğer ki çamurluk sürtmesinden endişe etmezsek, sürtmeyecekse biraz aşağıda kalması daha iyi olacak gibi. Yok eğer şeyse yine yükseltiriz. Sonuçta ayarlı amasörler. Ön amasörleri yine şöyle bir malzeme. Hem çift taraflı ayarı var. Hem şuradan ayarlayıp hem şuradan ayarlayabiliyoruz. Bir de şurada eğer ki yerine göre şu başlık esnek, her türlü oynayabiliyor. Ve şurada sertlik ayarını yapabiliyoruz. Açı ayarını yapabiliyoruz. Yani bir sıkıntı olmayacak. Tabii biz şu an tam sıfırlayacağız da. Ondan sonrasına bakacağız. Evet, 4 amasöründe installunu yerleştirmesini yaptık. Şu anda hazır yarın alimana. Ama öncesinde bir tur atıp bir yere sürtüyor mu sürtmüyor mu bunları kontrol etmem gerekiyor. Eğer gerekiyorsa tekrar bir yükseltip düşürmem gerekiyor. Ona göre yarın alimana girsin. Şu anda yükseklik arka taraf çok güzel bir şekilde kurtarıyor. Ön tarafı biraz düşürdük. Çok fazla yüksekte ön tarafı biraz düşürdük. Şu anda seviyeleri güzel. Ama büyük ihtimalle yarınki alimanda biraz buna kamber isteyeceğim. Çok az bir kamber isteyeceğim. İçeri doğru biraz gitmesi gerekiyor. Şimdi arabayı çalıştırıp bir tur atalım mı? Do you want a coffee? No. Which one? Super chill. Super chill? Okay. Let's go. Yavaş. Tamam. Atlayayım mı? Of course. Gel bir deneyelim bak. Arabayı unuttuk ya yemin ederim. Okey. Baran gelmiyor mu? Gel hadi.
bu ses ne? Bakacağız. Oğlum bu araba yaklaşık olarak 2 senedir kullanılmıyor. Yani şu anda frenler eskidi, balatalar paslandı. Anladın mı? Her ne kadar yeni dahi olsa bunların hepsi paslandı. Şimdi bunların hepsini ayarlayacağız. Ha. Çok sert ama sonra. Baksana. Hakikaten çok sert amasörmüş yani. Böyle. Camı iniyor mu? Of course. Ama camı indirmeyeceğim çünkü şu anda sesi dinlemek istiyorum. Yani ses yalıtımı dahi çok fazla işe yaramamış ha. Oo çok sert vuruyor ha. Çok sert amasörler. Yani iyi bir şeyde spor kullanımda çok iyi olacak. Bir de emniyet kemerini bağlasak. O ya. Bekle ben de bağlayayım. Aran. Are you ready? Yeah. For why? What do you mean why? Hızlı gidelim mi? Yeah. Şuradan gitsene. Bak frenleri görüyor musun? Nereden gideyim? Git tamam. Sikiyim bu ne lan? O neydi lan? Çok güzel arka iş yaptı. Aktarışın çok çok hızlıydı. Öte gidiyor vallahi. Çok güzel. Oo, basmaya gelmiyor la bu araba. Vallahi. Abo. O neydi gı? Ne bileyim gı? Nasıl hissediyorsun kendine? 3 yıl sonra? Vallahi şaşkın. Şaşkınım. Hakikaten 3 yıl sonra ilk kez buraya kadar geliyorum bu arabayla. Şaşkınım evet şaşkınım. Değişik geliyor. Yani sanki bu arabanın içerisinde değilim. Bak hiçbir ikaz ışığı falan da yanmıyor. Aynen. Ha, DTC de devrede şu anda. Hava boşluklarını aldık ya. Şimdi bunu açarsam eğer ha. Lastikleri kaydıra kaydıra gider. Açma. Ama şu anda yok. Ya şimdi zamanı değil. Biraz kibar kullanacağız. Bir kıvaç zaman kibar kullanacağız. Yani direksiyona bakarsam direksiyon aslında fazla titremiyor. Yarın alimana kadar gidebilirim yani. Okey. Yoksa çekici çağıracaktım. 3 yıl oldu. 3 yıl oldu değil mi üç abi? 3 yıl. Yeah. Buna bir benzin almaya gidelim de 94'lüklerden. Nereden alacaksın? Bu şey vardı. Weber Green'in üzerinde var. Weber Green okey. Harikada kullanırsan. Önce kahve mi alıyoruz? Vallahi sen bilirsin boss. Of course. Önce kahve mi alalım? Of, çok sert amasör he. Vallahi. Biraz gevşese miydi ya? Soğuk mu yapsaydık bunu acaba? Kapatayım burada. Şurası gıcıklık yapıyor bana ya. Polis. İndir. Ha. Yes. Duygular mı ne söyleyeyim oğlum? Yani kafamızda yani benim şu anda aklımda bin türlü şey var. Acaba bir sorun çıkaracak mı? Acaba her şey dört dörtlük mü? Bir sorun sıkıntısı var mı? Yarın öbür gün Aliman'da ne çıkacak? Diyorum Kamber'i biraz içeri alsam. Kafamda bir sürü soru var. İnşallah o sorular gider. İlk kez 70'e çıktık. Şimdilik iyi. Ama direksiyon çok fazla sallıyor. Bak şu anda şey çamurluk sürtüyor. Çamurluk mu? Ya. Tekerin altına alırsa onu kırar. Emin misin bir şey olmasın? Yani şu eve gidene kadar bir şey olmaz da. Ama yine de fazla şey yapmayacağız. Emin misin şey olur? Çamurluk var ya o plastik çamurluk etrafına yaptığımız o. Şu anda yerinde çıkmıştır o büyük ihtimalle. Şimdi bu tarafa doğru vuracaktır. Evet 70. Hızlanırsa bu sefer çıkarabilir miyiz onu acaba yerinden? Bence fazla hızlanmayalım. Evet eve bir gidelim bakayım. İlk deneme sürüşümüzü yaptık. Arabadaki anahtarım içerisinde. Bunun artık alışmak iyi olacak. Şu anda motorla ilgili bir sorun zaten görmüyoruz. Onu ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Şu anda tek derdimiz tekerleklerin çamurluk tarafına sürtmesi. Şimdi onu biraz daha yukarı kaldıracağız. Biraz daha açığı aslında çok güzel duruyor da açığı biraz daha kaldırmamız gerekiyor. Ondan sonra yarın sabah Aliman'a gideceğiz. Evet bitiyor. Devam.
Evet. Sakalları kestik, tamam tavuğun götüne döndük ama bu araba garajdan çıktığı zaman sakalları keseceğim demiştim. Çıktı. Dün çıktı. Evet, dünkü test sürüşünde bir iki tane, yani amasörler çok sertti. O amasörleri tekrar ayarlamamız gerekiyor. Akşam tekrar garaja girdik. Şu ön tarafı biraz yükselttik çünkü sürtüyordu. Hem çamurlu sürtüyordu hem de öndeki şurlayıp yani en ufak çukurda yere değiyordu. O yüzden biraz yükseltme gereği gördük ve yükselttik. Normalde sabah saat 8.15'te randevusu vardı bunun. Aliman randevusu, yani road balance randevusu vardı. Ama uyanamadık çünkü geç yatmıştık. Kalsın bir iki gün daha kalsın, sıkıntı değil. Şimdi arabayı dışarı çıkaracağız. İçini dışını bir güzel temiz yıkayacağız. Bir de dışarıda ışıkta bir görelim nasıl görünüyor. Bir de bazı arkadaşlar soruyordu araba yıkanır mı diye. Birazdan göreceğiz araba yıkanabiliyor muymuş. Sprey boyayla boyanan araba yıkanabiliyor muymuş. Birazdan beraber göreceğiz. Hiçbir yer yok. Dediğimiz gibi Aliman'a geç kaldık. Yani road balance'a geç kaldık. Onu da pazartesi gününe halledeceğiz. Şimdi şu arabayı güzel bir yere çekelim. Şu etrafında bir dolaşalım bakalım neyi var neyi yokmuş. Güzel midir çirkin midir? Yine ışıkladım ışıkladım hiçbir şey yok. Motor ışıkları yanmıyor. Ama direksiyonumuzu görüyor musun? Ya şu an düz değil mi? Şu an düz gidiyor. Şu an düz ama direksiyon yamuk. He, yani bilin aliman lazım. Ha, aliman lazım. Ki direksiyon tam olarak düzelsin. Onu da artık bir sonraki videoda gideriz yani. Nerede? Burası mı ya? Öbür taraf mı? Burası ya. Burası burası. İkiye. Kapatayım mı? Ne kapatayım? Ya kapatayım mı ya? Basayım mı? He bas. Buradan sağa döneceksin. Araba bildiğin yapıştırıyor ya. Ya bir de motor açısı var ya, bunda ne olacak? Pis olacak ya. Metanolu da devreye sokmadık, düşün. Evet. Yani sürten bir yeri yok lan şimdi. Vallahi ben hiçbir şey duymadım. Sen duydun mu? Şu anda yok. Ama dediğim gibi yarın hani Aliman'a gittiğimiz zaman eğer ki sürtme ihtimali olursa adamlarla görüşürüz. En azından -1, -2 biraz kamber verip içeri çektireceğim yani. Okay. Şurada mı? Aha, burada da ne? Emin misin lan burası? Ha, burası. Okay. İşte burası ya. Burada boş olur. Ha, şunlar ne yapıyor? Onlar bisiklet, motosiklet yeri. Tamam, şuraya çekeyim o zaman. Gel dıştan görelim. Biz de çok fazla içten görmedik ya. Dıştan. Yani. Nasıl duruyor? Vallahi muhteşem duruyor. Ya. Yavrum benim.
Biri demişti ki Yusuf. Ne demişti? Biri demişti bu araba dışarıda iğrenç görmüş. Kim demiş sana? Ne iğrenç ya? Ne bileyim. Valla tekerler de çok muhteşem duruyor ya. Ya. Ha? Yok ya. Ha? Olmaz şimdi. Ya frenle frenle daha çok ısınıyor. Ya. Hadi gidelim. Gidelim hadi. Dümdüz gideceksin buradan. Ondan sonra sağa. Ser ki ben titriyorum ya. Ya ama sonra çok sert. Burada mı tünitör? Ya. Yol hakkı benim değil. Normalde virajdaki alır. Lan üstümüze çıkacak diye. Basıyorsun gaza, İnteğin içerisinde hava var. Öyle mi? Evet. Şimdi sen ayağını gazdan çektiğin zaman geri tepkime yapıyor. O havayı tekrar turbolara gönderiyor. Şimdi biz blow off valve'ı taktık ki o turboya girecek havayı dışarı atsın. Dışarı attığı zaman da çift çift ötüyor yani. Peki anladım. Pek bir numarası yok. Aslında numarası var. Niye? Turbonun şeyi için. Ömrü için iyi. Önemli. Çarkları geri döndürmüyor çünkü. Yani. Ne diyorsun? Yap hadi. Vay artist ya. Bir şey oldu ya. Vay be. Dur daha dur. Bu araba bir açılsın. O zaman göreceğim. Ben o zaman göreceğim. Şu anda daha istiyor. Bugün kaç kilometre? Bugün 60 kilometre yapmışız ya. İyi. Valla. 5000 az kaldı. 5000 az kaldı ya. Evet. Kilometre, 100 kilometre yaparsan ne olur? 5000 kilometre 50 gün. 2 aydan önce bitireceğiz. Yok az almış. Ben bunu annene vereyim de bakkala mankala markete giderken bunu bunu sürmem diyor. Sürmez mi? Ya sürmem diyor. Ya ben de anneme güvenmem bu arada. Şu sokağa girdim bir de yavaş yavaş tin tin. Güzel görünüyor. Ya daha dur bunun dışarı bir videosunu güzel bir çekelim böyle. Daha güzel çekeriz abi. Ya. Şimdi garaja mı çekeceksin araba? Ya ya. Geri çekeyim oraya. Biraz dışarıda kalsın ya. Bana. Almira da orada. Evet, bu videoyu kapatalım, zaten yeterince uzun oldu. Test sürüşümüzü yaptık. Motor bize herhangi bir sıkıntı yaşatmadı. Yani performans her ne kadar yeni dahi motor olsa
Fark ettiriyor ama bizim tabii çok daha fazla zorlamaya niyetimiz yok. En fazla çıkacağımız 3000-3500 devirlerdir. Gerçi bir iki kere zorladık ama olsun. Daha fazla da çıkmaya niyetimiz yok. Evet, bu saatten sonra yapacağımız işlem sürekli trafikte aracı kullanıp rodaj ayarını bitirmek. Rodaj zamanını geçirmek. Arabanın şu anda yere sürtmesinde, yolda gitmesinde herhangi bir sıkıntı yok. Amortisörleri güzel, yeni. Virajları çok güzel alıyor. Bunları da denedik. Virajlara girdiğimizde hiçbir yatırma yapmadı. Kalkışlarda bastığım zaman evet hareketlendi. Tabii turbo araçların bir dezavantajı vardır. O gaza bastıktan sonraki süre şöyle 1 saniye kadar gecikir. Niye? Çünkü artık egzozların tam devreye girebilmesi için egzoz gazını yönlendirmesi gerekiyor. Bunlar tabii teferruatlı işler. Bunların hepsi yavaş yavaş gözden geçireceğiz. Yarın bu arabayı Aliman'a götürüp bütün teker ayarlarının hepsini yaptıracağız. Ondan sonra tek bir eksiği kaldı. O da egzoz. Egzozla ilgili evet araştırmalarımız var. Instagram'da yazıştığım bir arkadaş var. Ali arkadaşım. Bu konuda bayağı yardımcı oldu bana. Teşekkür ediyorum. O bilgiler doğrultusunda güzel bir egzoz sistemi yapmaya çalışacağız. Kafamızdaki proje hazır ama şu anda eksik olan legal seviyesi ne? Yaşadığım yerde egzoza ne kadar müsaade ediliyor? Kaç desibele kadar sesler müsaadeli, toleranslı? Bunların hepsini araştırmamız gerekiyor. Ondan sonraki etapta legal seviyede güzel bir egzoz yapıp hem motor performansını arttıracak hem de şehir içerisinde kullanımda bize sıkıntı yaratmayacak güzel bir egzoz yapacağız. Daha vaktimiz var. Bol bol vaktimiz var. Bu arabayı düzgün seviyeye getirene kadar uğraşacağız. Ondan sonra dyno testine, dyno testinden sonra da ki inşallah Türkiye'ye gelene kadar bitirebilirim. Haziran ayında Türkiye'ye gelmeyi düşünüyorum. Haziran ayına kadar dyno testine hazır olursa tabii bunun videolarını da paylaşacağız. Yoksa Türkiye'den döndükten sonra bu arabayı getirmeye niyetim yok. Aynı zamanda Instagram'da paylaştığım fotoğraflar altına yorumlar gelmişti. Arabayı neden daha fazla düşürmüyorsun? Düşürsen daha güzel olur diye. Yok, düşürmeyi düşünmüyorum. Çünkü bir inşaatçı olarak normal kaldırım seviyesinin 15 santim yani 6 inç civarı olduğunu çok iyi biliyorum. O yüzden daha fazla düşürmenin anlamı yok. Yani en azından bir kaldırıma yaklaştığımız zaman arabayı sürtmeye, altını vurmaya hiç niyetim yok. Yani biraz daha güzel görünecek diye güvenliğinden ödün veremem. Ama yarış versiyonunu, yarışa girdiğimiz zaman bu jantları kullanmayacağız. Bu tekerlekleri kullanmayacağız. Bunlar evet cadde için iyi, güzel, gösterişli. Ama yarış zamanı bunlar değil. Daha farklı jantlar, daha farklı performans lastiklerine döneceğiz. Biraz daha arabayı o zaman düşürebiliriz. Çünkü kullandığımız amortisörler, şu anki amortisörler evet ayarlanabiliyor. Tabii yine yarış versiyonunda çok daha kaliteli bir amortisör sistemine, suspension sistemine geçeceğiz. Bu arabanın herkes tarafından gerçek anlamda bilinmesini istiyorum. Buna bayağı bir emek döktük. Bayağı bir uğraştık. Ve dünyada hakikaten eşsiz böyle bir araba yok. Yine söylüyoruz biz yaptık. Biz başka bir araba yapmadık. Başka bir BMW yapmadık. Dolayısıyla da dünyada tek. Bunu da herkes bilsin. Yani çizgilerine baktığımız zaman kötü de bir iş çıkmadı. Yorumlara baktığım kadarıyla kötü bir iş çıkmadı. Güzel bir iş. Evet ama eksiğimiz var. Evet. Konuşacak olursak daha çok konuşuruz ama bu videoluk burada bırakalım. Bir sonraki videoda rodaj ayarıyla ilgili neler yapılması gerekiyorsa onların hepsini tek tek anlatıp sizlerle beraber yapacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz.